Merhabalar sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Kova burcu 2020 astroloji yorumlarımla karşınızdayım. Sevgili kovalar, Jüpiter sizin geçen yıl 2019 boyunca 11. evinizi desteklemişti. Biraz daha iş veya işte sosyal dernekler, sosyalleşmenizle ilgili etrafınız kalabalık ve kalabalıklar içinde daha sosyalleşerek güzel bir yıl geçirdiniz. Tabii ki şikayetleriniz olmadı değil, ayrılıklar yaşayanlar, iflaslar yaşayanlar oldu. Finansal anlamda bir daralma söz konusu oldu Kova burcunda genel itibariyle. Fakat 2020 yılında 2 Aralık 2019'dan itibaren 19 Aralık 2020 yılına kadar yani 2020 sonuna kadar artık 12. eviniz destekleniyor olacak Jüpiter tarafından. 12. ev konuları neydi? Hemen hatırlayalım. Manevi dünyamız, içsel huzurumuz, belki ibadete olan bir düşkünlüğümüz olacak. Duayla ya da farklı spiritüel başlıklar altında belki bir arınma yaşamak isteyeceksiniz. Fakat kovaların huzur bulacağı güzel bir yıl olacağı muhakkak. Şimdi bu gezegen transitlerine göre genel bir astroloji yorumu olacak 2020 sizin için. Sonraki videomda da bir sonraki Kova burcu yorumumda da aşk hayatınız, sağlık ve aynı zamanda iş ve kariyer dünyanız, profesyonel iş hayatınızı detaylandıracağım. Şimdi hemen yılın başında 10 Ocak, 12 Ocak arasında Satürn'le 2 yıldır biliyorsunuz Oğlak burcunda Satürn. Satürn'le birlikte Jüpiter'in güzel bir açısı olacak. Plüton'un aynı zamanda Satürn'le bir açısı olacak. İlk 2,5-3 ay Kova burcu için biraz gerginlik verici olabilir. İkili ilişkiler bozulabilir, ortaklıklar belki ayrılabilir. Fakat astroloji uyarı demek, öyle alırsanız eğer, hani bu konuda uyarmış olalım. İkili ilişkilerde empati sahibi olursanız, karşı tarafın yerine kendimizi koyarsak, biraz daha böyle huzurlu ortamları özler, alttan alır. Yani seslerin çok çıkmayacağı, kaos yaşamayacağımız iç ortamlarımız olursa ikili ilişkiler bozulmayabilir, iş arkadaşlıkları bozulmayabilir. Ama yine de bazı projeler elinizden alınabilir, beklediğiniz bir terfi noktasına başkaları yerleştirilebilir. İlk 2,5 ay bu şekilde geçecek. Ocak ve Şubat, Mart'ın 12'sine kadar. Çokça tutulma var. Ay tutulması, güneş tutulması var 2020'de. Özellikle 10 Ocak tutulması ve 5 Temmuz'a dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu tutulmalarda yine kariyerle ilgili gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Beklediğiniz terfiyi, beklediğiniz primleri alamayabilirsiniz. Böyle bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yine de gayretiniz, yani Mars'ın verdiği kuvvet, gayretiniz hiç eksik olmayacak. Yıl boyu mücadele gücünüz çok yüksek olacak. Profesyonel iş hayatınızla ilgili videomda detaylandıracağım. Beklediğiniz terfiyi deyim yerindeyse söke söke alıyorsunuz bu yıl. Gayretiniz gerçekten her zamankinden daha yoğun. Çünkü bunun etkisi de şununla alakalı. Satürn son 2 yıldır Oğlak burcunda ve sizin de 12. evinizde. Son 2 yıldan sonra artık bu yıl etkisi biraz daha düşüyor. Yaz döneminde Kova burcuna giriş yapıyor Satürn ve yaz döneminden sonra artık Aralık'ta tamamen Kova burcuna geçiş yapacak. Yazın çok kısa bir süre, birkaç ay Kova burcunda olacak. Bu bir fragman olacak. Ve Satürn tamamen Aralık sonunda, artık 17 Aralık'tan itibaren Kova burcuna giriş yapmış olacak. Oğlak burcundaki Jüpiter yıl boyu sizi başkalarının yerine bir iş yapma ya da başkalarına yardım olması için bir iş yapma, başkalarına destek verme yılınız olacak. Yani başkasına şöyle bir omuz verip sevdiğinizin yerine onun işlerini, bitirme tezlerini, başkalarının projelerini gerçekleştirmek için ortak olup, yani maddi manevi destek verip onların yerine iş yapıyor olacaksınız. Yine tabii 12. ev, yardımseverliğiniz ön planda olacak. Özellikle Jüpiter'in bir sevdiğinize karşı özen gösterme gibi, onun hayatını kolaylaştırmak için gayret göstermeniz gibi bir etkisi de olacak. O yüzden ikili ilişkiler de aslında kuvvetleniyor. Eş ve sevgiliyle olan ilişkiler, o konuda da bir, yani daha bir sıcaklık
olacağı, ikili ilişkilerin kuvvetleneceği bir dönem yaşayacaksınız diye bir ipucu verebilirim. Venüs'ün retro olduğu döneme dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bekar kovalar için 13 Mayıs'ta Venüs geri hareketine başlayacak 25 Haziran'a kadar. Nikah tarihinizi bu dönemde almamanızı öneririm. Nişan yapacaksanız veya bir evlilik teklifi yapacaksanız bu döneme denk getirmemenizde fayda var. Aynı zamanda estetik operasyon yaptırmayı planlıyorsanız, saçlarınızı kestirecekseniz örneğin, sonuçtan memnun kalmayabilirsiniz. O yüzden Venüs retrodayken 13 Mayıs 25 Haziran tarihleri arasında çok bu konularda gayretli olmamaya özen gösterin sevgili kovalar. Bir retroda, şimdi Merkür retrosundan zaten bahsedeceğim ama bir diğer retroda Mars'ın retrosu Eylül-Ekim tarihleri arasında, hatta 40 gün Kasım'ın ortasına kadar Mars retro olacak. Bu tarihlerde de mümkünse, şimdiden tabii uyarmış olalım ama hırs, mücadele gücünüz daha düşük olacak. Önemli bir sınavınız varsa bu tarihe denk getirmemeye gayret gösterin. Önemli bir eğitim alacaksanız bu tarihlerde olmasın. Yine de dediğim gibi, madem uyarı astroloji, konsantrasyonunuz çok yüksek olacak olursa problem yaşamayacaksınız sevgili kovalar. Tabii güzel zaman dilimleri yok değil. Hemen ondan da bahsedelim. Neptün'ün, balık burcundaki Neptün'ün Jüpiter'le çok güzel açısı var bu yıl 3 defa. Bu 3 defasında da 60 derecelik açıdan dolayı, sekstil açı dediğimiz açıdan dolayı 20 Şubat, 27 Temmuz ve 12 Ekim, bir hafta öncesi ve sonrası da olabilir. Bu tarihlere özen göstermenizi, bu tarihleri not almanızı öneririm. Bu güzel açıdan faydalanın derim. Şairane, çok keyifli. Özellikle de sevgilinizle çok güzel, eşinizle güzel zamanlar geçireceğiniz tarihler 20 Şubat, 27 Temmuz ve 12 Ekim'e özen göstermenizi, özellikle not almanızı öneririm. Şimdi Merkür Retrosu var 3 defa yine 2020'de. Merkür Retrosu'ndan hepimiz çok gerildik, çok korktuk ama ben hep biraz daha insanların korkusunu almaya gayret ediyorum. Çok abartmayın diyorum. Mutlaka başınıza kötü şeyler, talihsizlikler gelecek değil diyorum. Fakat ben de gerçekten çok toksik yaşadım diyebilirim. Anahtarlarımı da kaybettim, aracım da bozuldu, telefonum defalarca bozuldu. Sürekli yedek telefonlara geçmekten insanların numaraları kayboldu. Farklı noktalara farklı bilgiler, yanlış mailler gitti, geldi. Yani kimi ne için uyardığımız hepsini ben kendim yaşadım. Ama Allah aşkına Merkür Retrosu'ndan abartıp da korkmayın. Öyle televizyonlardan bağırıldığı kadar korkunç değil. Aynı zamanda şu soruyu çok alıyorum. Merkür Retrosu'nda doğduksa başımıza ne gelir yaşam boyu diye sorulur. Çocuklarınız da Merkür Retrosu'nda doğmuş olabilir. Bakın Merkür Retrosu'nda doğan yaşam boyu o 25 günlük dönemde yılda 3 defa, bazı yıllar 4 defa iyicil etkiler alır. Şansı çok yüksektir. O talihsizlikleri Merkür Retrosu'nda doğan insanlar yaşamaz. Onların şansları açıktır. Onların işleri yolunda gider. O bakımdan Merkür'ün retrosunda doğanlar, Mars'ın retro olduğunda doğanlar, özellikle Koç burcu, Mars retrodayken doğduysa ve yöneticisi de Mars olduğu için, bunlardan olumsuz etkilenmez. O bakımdan da Merkür retrolarından korkmayın diyorum. Tabii sizin başınıza ne geldi bilemiyorum. Videomun altına yazmanızda fayda var, karşılıklı konuşalım. Diğer malefik gezegen yerleşimleriniz nerede, ona da muhakkak bakıyor olmak lazım. Bu saydığım güzel tarihlerden, Jüpiter'in desteğinden, Satürn'ün biraz sarsıcı etkisinden, kilo aldıran, büyüten etkisinden, hani hepimiz belki Satürn'den dolayı biraz kilo aldık. Kimler bu kadar çok etkilendi? Hemen onu da ifade edeyim. Kişisel doğum haritalarınız burada önem kazanıyor. Natal doğum haritanızı hesapladığınızda olumsuz gezegenleriniz nerede? Malefik etkili, sizin o psikolojinizi bozan sarsıcı gezegenler nereye yerleşmiş? Bu çok önemli. Toprak burçlarında, sabit burçlardaysa eğer malefik gezegenleriniz Uranüs, Satürn, Plüton ve Mars örneğin, o zaman biraz daha finansal anlamda daralma yaşayacaksınız 2020'de. Biraz daha kaygı seviyeniz yüksek olacak. Talihsizlikler hep mi benim başıma geliyor diyebilirsiniz. Belki psikolojik destek almak isteyeceksiniz. Hani Jüpiter'in bir uzman tarafından belki sizi destekleyeceği bir
katkısı olabilir o zaman 2020'de. Ama iyicil gezegen yerleşimleriniz de tabii ki çok önemli. Venüs çok güçlü bir gezegen, Jüpiter tabii ki öyle. Yükselenizde Jüpiter var mı örneğin? Kişisel doğum haritanız orada önem kazanır sevgili kovalar. Ve su grubu burçların üzerinde özellikle Jüpiter ve Venüs'ünüz varsa, ay yerleşiminiz varsa iyicil etkiler alacaksınız demektir 2020 boyunca. Hızlı anlattım. Umarım atlamamışımdır hiçbir şeyi. Sevgili kovalar, dediğim gibi iş hayatınız, profesyonel yaşamınız, kariyeriniz, bununla ilgili sorularınızı yanıtlayacağım ve sağlıkla ilgili detaylandıracağım şekilde aşkla ilgili önemli tarihleriniz, şans noktalarınız nerede? Bununla ilgili ayrı bir video planlıyorum. Biraz daha uzun olacak tabii detaylı olacağı için. 2020'nin herkese şans getirmesini, iyicil etkiler getirmesini şimdiden temenni ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.